Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız, Cuma günü herkese Karadeniz'de 320 milyar metreküp bir doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıkladı, müjdeyi verdi. CHP'den yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçebilecek ikinci kişi ya, yani Genel Sekreter Selim Sayık Böke ne kadar karşı olduğunu, Türkiye karşıtı olduğunu Halk TV ekranlarından bağıra bağıra bu millete anlattı. Şirin Payız'ın ve buna benzer Nevşin Mengü gibi daha bir sürü HDP'li de milletvekilleri bangır bangır bağırdılar. Ne kadar bu ülkenin karşıtı olduklarını dile getirdiler, söylediler. Bakın ben de size bir tane videosunu izlettireyim. Bu Selim Sayık Böke'nin insan şok geçiriyor yani bunları izleyince. Bunlar hangi ülkenin milletvekili, kime hizmet ediyor? İnanın ayırt edemiyoruz ya. Bakın şimdi açayım ben bir dinleyelim bakın Selin Sayık Böke ne Diyelim ki demiş. var bu Bakın. kaynak. Umuyorum ki vardır. Varsa o kaynak, o kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten. Olmaz mı yani 300 milyar doları aşan bir rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz imkanını ya da işte ihtiyacını karşılayacak bir rezervden bahsediliyor. Dünya ligine gireceğiz enerji sektöründe, dışa bağımlılık azalacak gibi değerlendirmeler var. Ama siz de satır arasında dediniz ki en az bir 10 yıllık bir süre geçecek ki ondan sonra. Yani Ayşe teyze söyleyelim sen bu kış yine faturayı aynı şekilde ödeyeceksin. Önümüzdeki 10 yıl da aynı şekilde ödüyor olacak. Belki de o yatırımlardan dolayı hatta, biraz daha da. Aynen şimdi onu söyleyeyim. Hem yatırımlardan dolayı belki bir 10 yıllar daha sürecek. Hem de bugünkü iktidar zihniyetiyle yapılacak olan böylesi yatırımların faydası ekonomik olarak halka yansımayacak. Neden? Çünkü yaptığı bütün projelerde tekrar ediyorum. Tek kaygı yandaşa kaynak aktarmak oldu. Nitekim böylesi bir enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi ortaya çıkacak olan bugünkü iktidar zihniyetiyle bunun bir yatırıma dönüşmesi hem süre alacaktır hem de o yatırımda yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan halk olmayacaktır. Şimdi müjde biraz o zaman o yatırımı yapacak olanlara. Tam müjde, da öyle. Müjde Ayşe. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bunu bu açıklamayı yapan CHP'nin Genel Sekreteri Selim Sayık Böke. Yani şimdi doğal gaz rezervini bulduk. 320 milyar metreküp Karadeniz'de ne yapalım? Kapatalım mı? Bulmayalım, araştırmayalım ya da çıkartmayalım mı? Sen ya her şeye karşısınız ya her şey. Adam diyor ki ne? Bu diyor Türkiye'nin yatırımları dolayısıyla diyor 10 yıl ertelenebilir. Ya adı üstünde bak Türkiye'nin yatırımlarından dolayı bu halka yansımaz diyor. Yani Türkiye yatırım yapıyor diyorsun. Bak kendi ağzınla da hükümet bir işler yapıyor diyorsun aslında bak. Yatırım yapıyor. Yani ne bu yatırım? Açık açık söyleyemiyorsun. Ne yol, okul, hastane bir şeyler yapıyor. Halka devam veriyor diyorsun. Bu doğalgazdan da alacak olduğu parayla yine ya savunma sanayisi ya teknoloji ya okul, hastane, havaalanı bir şeyler yine yapacak diyorsun aslında. Yani bu hadi bunu bir kenara bırakalım da hani bu yatırımları da ya kardeşim kendi sismik araştırma gemimiz var artık ya. Araştırmayı biz yapıyoruz. Bulmayı biz yapıyoruz. Çıkarmayı biz yapacağız. Satışını biz yapacağız. Kimseye de pay vermeyeceğiz. Her şeyle bize ait. Bu bizim 20 senemizi hani 20 senelik enerjimize tekabül geliyorsa 20 sene içerisinde bir daha ararız, bir daha buluruz. Gemi bizim. Araştıran bizim. Teknisyen bizim. Mühendis bizim. Bundan 10 sene önce gemimiz mi vardı ya? Araştırma imkanımız mı vardı? Bırakın bu müjdeyi, bu müjdeyi vermeyi, çıkarmayı, işletmeyi, satmayı bırakın. Karadeniz'de doğalgaz arama imkanımız mı vardı ya? Yani tabiri caizse kıçımızda donumuz yoktu ya. 20 yıl öncesine kadar. Erdoğan geldi de müjde bile alabiliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Yok yandaşlar istifa edilirmiş. Yok oraya ihaleye giren oranın müteahhitlerine olurmuş. Yok Türkiye'ye faydası dokunmazmış. Yok Ayşe teyzeye bilim. Ne yapalım? Ayşe teyzeye faydası dokunmaz. Ne yapalım? Doğalgazı bulduk. Çıkartmayalım mı? Kapatalım mı? Üstünü mü örtelim? Hani diyorlar ya Süpermen uçuyor. Ya insan, adam hani uçuyor. Havada uçuyor. Hani uçan adam Cem Yılmaz'ın filminde diyor ki ne diyor? Uçtu. Ne oldu? Kondu işte. Uçtu da ne oldu? Ya kardeşim bulduk ya bulduk işte. Uçtu da ne oldu? İşte kondu. Hani bunu aşağılamaya, bunu küçültmeye, bunu yok saymaya ne gerek var? Ne hacet var? Niye kabullenemiyorsunuz?
Niye zorunuza gidiyor ya? Bu ülkenin kasasına 1 TL para girse niye hazımsız? Bu içinizdeki gaz neyin gazı? Kimin gazı? Siz kimin milletvekilisiniz? Kimin uşağısınız? Ya bunu bir Amerika bulsa, bunu bir Rusya bulsa köpürte köpürte anlatırsınız. Onlar bulur. Tabii canım, üniversitesi var, okulu var, teknisyeni var, jeolojik uzmanları var, jeopolitik adamları var, sismik araştırma gemisi var, sondaj gemisi var, adamın sanayisi var. Tabii o bulur. O bulmayacak da kim bulacak? Biz mi bulacağız diye köpürte köpürte köpürte, bir de onun 320 milyar dolara yani metreküp bulduğu doğalgaz rezervini 600 metreküp olarak aktarırdınız ya. Köpürde köpürde anlatırdınız. Erdoğan bulunca ne oldu? Niye bu kadar aşağılıyorsunuz? Zorunuza giden değil. Reuters ve Bloomberg denilen bir haber ajansının, bize ait olmayan, 800 metreküp Türkiye doğalgaz buldu Akdeniz'de diye Erdoğan daha açıklamadan önce bu açıklamasını siz kendinize haber yaptınız, kafanıza yerleştirdiniz. Recep Tayyip Erdoğan 320 milyar metreküp buldu dediğinde kalktınız ne dediniz? Hani 800 milyar metre, 800 metreküp doğalgazdı. Aha bak 320'ye düştü. Ya onu Erdoğan demedi ki 800 metreküpü. Bloomberg'le Reuters dedi. İngiliz haber ajansı dedi. Sizin haber kaynağınız İngiliz ajanlar, İngiliz haber ajansı olursa sizin kıbleniz de İngiltere olur. Sizin ne alakanız var İslamiyet'le? Adam cuma günü açıkladı diye cuma gününe bile, niye perşembe hayırlı değil mi? Niye çarşamba hayırlı değil mi? Neden cuma? Cuma'ya bile saygısızlığınız var. Saygısızlığınız var. İslamiyet'e bu kadar düşmezsiniz. Müslümanlık bu kadar sizin zorunuza gidiyor. Ne oldu? Cuma günü açıkladı ya. Hayır mübarek gün. Hayır gün ya. Cuma günü ya. Bizim cuma günümüz açıkladı. Cumartesi açıklasa ne olacaktı? Kabul mü edecektiniz? Hazm mı edecektiniz? Bu doğalgazı çıkartacağımıza bizim CHP'nin içindeki gazı çıkartsak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payitaht olur, kurtulur. Bu CHP zulmünden de kurtulmuş olur. Ondan sonra sizin gibi CHP zihniyeti gibi böyle gerici bir parti olmasa biz çoktan aya giderdik. Evet, bu CHP'nin doğalgaz hazımsızlığını siz değerli izleyicilere bırakıyorum biraz da. Siz daha iyisini, daha güzelini, daha hoşunu CHP seçmenine ve CHP yöneticilerine çok güzel yorumlarını yapacağınızı biliyorum. Benim bu video için, bu doğalgaz CHP'nin hazımsızlığı için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.